Bu dersimizde zaman çizgisi kontrolleri ile animasyona müdahale edeceğiz. Zaman çizgisi kontrolleri AS3 ile sık kullandığımız komutları kapsamaktadır. İster ana sahnede, ister bir film klibinin içindeki animasyonlara çeşitli AS kodları ile müdahale edebiliriz. Örneğimizi inceleyelim. Ana sahnede bölüm 2 isimli bir film klibi olduğunu görmekteyiz. Film klibi üzerine çift tıklayarak içine girelim. Oynatma çubuğunu hareket ettirdiğimizde motion twin ve kare kare animasyon yöntemleriyle bir animasyon oluşturulduğu görülmektedir. Bu haliyle animasyona müdahale edebilmek için ana sahneye dönelim. Ana sahnede film klibinin üstünde oynatma düğmeleri yer almaktadır. Üzerlerine tıklayalım. İleri, dur, geri isminde 3 adet düğmenin yer aldığını Properties panelinden gözlemleyelim. Dur düğmesini hareket ettirdiğimizde altında oynat isimli bir düğme daha olduğunu görmekteyiz. Bu düğmeler aracılığıyla animasyonu oynatıp durdurmaya çalışacağız. Uygulamayı çalıştıralım. Animasyonun kendiliğinden oynadığını görmekteyiz. Pencereyi kapatalım. Kod karesini seçelim ve Actions panelini açalım. Actions panelini incelediğimizde düğmelere tıklanma olay dinleyicilerinin zaten yazıldığını görmekteyiz. Oynat, dur, ileri ve geri düğmelerine birer dinleyici eklenmiş ve alt bölümlerde bu dinleyicilerin fonksiyonları yazılmıştır. Ancak tıklandığında yapılacak işler boş durumdadır. Öncelikle bölüm 2 isimli film klibinin kendiliğinden oynamasını durduralım. Bunun için üst bölümlerde ana dizinde bölüm 2.stop yazıyoruz. Stop bir fonksiyon olduğundan parantezlerini açıp kapatıyoruz. Uygulama çalıştığında kodun otomatik olarak işlemesini istediğimizden dolayı ana dizine bu kodu yazdık. Herhangi bir süslü parantez içerisine yazmadık. Uygulamayı çalıştıralım ve film klibinin oynamadığını görelim. Pencereyi kapatalım. Oynat düğmesine bir komut yazalım. Ancak oynat düğmesinin dur düğmesinin altında olduğunu ve görünmediğini hatırlayalım. Bunun sebebi oynat düğmesine tıklanınca dur düğmesi görünecek, dur düğmesine tıklanınca da oynat düğmesi görüntülenecektir. Bu nedenle ilk önce dur düğmesini gizleyelim. İstediğimiz zaman tekrar görünümünü açabiliriz. Bunun için film klibini durdurduğumuz kodun hemen altına dur.visible eşittir false yazalım. Bu komut dur düğmesinin visible yani görünürlülük özelliğini kapatmaya yarar. Bu kod mantığını sıklıkla kullanacağız. Oynatma düğmesine yazılan dinleyiciye baktığımızda film oynat fonksiyonunu tetiklediğini görmekteyiz. Film oynat fonksiyonunun süslü parantezleri içine tıklayalım. Oynat düğmesine tıklandığında bölüm 2 klibinin oynaması için bölüm 2.play yazıp stop komutunda olduğu gibi parantezleri açıp kapatıyoruz. Uygulamayı çalıştıralım. Dur düğmesinin görüntülenmediğini görmekteyiz. Oynat düğmesine tıklayalım ve film klibinin oynamaya başladığını görelim. Kod paneline geri dönelim. Oynat düğmesine tıklandığında film klibi oynamaya başlayacak. Bu arada oynat düğmesi gizlenecek. Dur düğmesi görüntülenecektir. Bunun için alt satıra oynat.visible eşittir false ve tekrar alt satıra dur.visible eşittir true komutlarını yazalım. Değer aktarma işlemi gerçekleştirdiğimiz için parantez kullanmadık. True ve false değerleri bir fonksiyon değildir. Bu nedenle parantez kullanılmaz. Film oynat fonksiyonu içindeki bu 3 komutu kopyalayalım ve film durdur fonksiyonunun süslü parantezleri içine yapıştıralım. Film durdur fonksiyonu dur düğmesine tıklanınca tetiklenecektir. Bu kez bölüm 2.play yazan bölümü bölüm 2.stop olarak değiştirelim. Yani film klibini durduralım. Düğmelerin görüntülenme durumlarında tam tersi yapalım. Dur.visible eşittir false, oynat.visible eşittir true olarak değiştirelim. Uygulamayı çalıştıralım. Oynat düğmesine tıklayalım. Film klibi oynayacaktır. Düğmeye tıklandığı anda dur düğmesi görünür oldu. Oynat düğmesi gizlendi. Dur düğmesine tıklayalım. Film klibi durdu.
oynat düğmesi görünür hale geldi. Actions paneline geri dönelim. İleri düğmesinin tetiklendiği ileri sar fonksiyonuna gelelim. Her tıklandığında animasyonun bir kare ileri gitmesini sağlamaya çalışalım. Bunun için ileri sar fonksiyonu içine bölüm2.nextframe komutunu yazalım ve bir fonksiyon olduğu için parantezlerini açıp kapayalım. Bu komut animasyonu durduracak ve oynatma çubuğunu bir kare ileriye taşıyacaktır. Animasyon durduğuna göre oynat ve dur düğmelerinin görünüm durumlarını da ona göre ayarlayalım. Filmi durdur bölümünden oynat.visable eşittir true, dur.visable eşittir false komutlarını kopyalayıp ileri sar fonksiyonu içine ekleyelim. Uygulamayı çalıştıralım. Önce oynat düğmesiyle animasyonu oynatalım. İleri sar düğmesine tıklayalım. Animasyonun durduğunu ve bir kare ileri gittiğini görmekteyiz. Tekrar ileri sar düğmesine tıklayıp sonucu izleyelim. İleri sar düğmesine tıkladığımızda dur düğmesinin gizlendiğine, oynat düğmesinin göründüğüne dikkat edelim. Koda geri dönelim. İleri sar içindeki kodları aynen kopyalayıp geri sar fonksiyonu içine yapıştıralım. Animasyonu geri birer kare sarabilmek için next frame komutunu preframe komutu olarak değiştirelim. Uygulamayı çalıştıralım ve tüm düğmeleri deneyerek yaptığımız çalışmayı gözlemleyelim. Play, stop, next frame ve preframe zaman çizgisi kontrolleri için kullandığımız temel komutlardır. Bununla birlikte bu dersimizde visible komutunu da öğrendik. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi, EYTEK.